hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. The Tenants emlakçı olma simülatörüyle karşınızdayım. Ve e, sanırım oyun benim pause alıp almadığımı algılamıyor diyecektim ki pause tuşu space demiş. Space değilmiş. Her neyse. Efendim biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde evimize bir kiracı aldık ve bu kiracı alkolik bir gangsterdi. Lakin kiracımızla alakalı hiçbir sorunumuz yoktu. Seviyemiz çok iyi gidiyordu nakit bonusudur şudur budur gerçekten de kiracımız bizimle gayet verimli bir şekilde yaşayıp, yaşayıp çalışıyordu. Bununla beraber 15. seviyeye ulaşmış vaziyetteyiz ve e, oyunda ilerleyebilmek için bir evi iki kişiye kiraya vermemiz gerekiyor. Bir evi iki kişiye kiraya verebilmek içinse kıymetli arkadaşlar bizim e, yetenek geliştirme puanlarımızı mantıklı bir şekilde dağıtmamız gerekiyor da nedir efendim? Aha da burada yetenek ağacında kiraya verilecek odalar sekmesi var. İki level alıp e, kiraya verilecek odaları açmam gerekiyor. E, bununla beraber bu nedir abi? Aa haritanın çeşitli yerlerinde öyle şapka işareti falan var mı? İyiymiş abi, hoşmuş. E, efendim, dediğim gibi seviye alıp iki kişiye bir ev kiraya vermeliyiz ama evimiz de hazır dostlar. Şimdi... Ee, evimiz yok değil. Onu da göstereyim sizlere. Ee, burada bulunan binayı satın aldık ve bu binayı satın aldıktan sonra iki kişiye kiraya verilecek şekilde ayarladık. Görüyorsunuz hani mutfağı, yatak odası ve çalışma odası bir arada bulunan iki tane dairem var benim burada. Tabii ki bu dairelerin her birinin işte Netflix hizmeti, 6G internet hizmeti falan bunların hepsi verilecek, hepsi sağlanacak. Bunların hepsi yapıldı. Güvenlik kameralarına kadar takıldı. Yani hırsız girme ihtimali yok gibi bir şey. Her tarafa güvenlik kamerası taktık. Ve bir tane de şöyle ortak banyo yaptık. Ya işin aslına baktığınız zaman sadece seviye kasmam gerekiyor. Seviye kasarsam şayet baya baya rahatlayacağım efendim. Sıfırdan zirveye emlakçı olma oyununda. Şimdi bana yüksek experience verecek bir iş alma niyetindeyim. Ordunun sana ihtiyacı var. Hemen kaydol ve seni kışlaları tasarla. Yeni kışlaları tasarla. Bütçe 15400. 11 gün içerisinde bir terse fazladan ödeme alırsın diyor. 16300 dolar veriyormuş efendim. Hemen ordunun görevini alalım ve bu elit göreve doğru ilerleyelim. Buraya bir kışla tasarlayacakmışız sevgili dostlar. Anında burada bir hanımefendi selamını verdi. Ee, vıdı 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 boş boş konuştu. Ondan sonra hemen e, burayı bir tasarlamaya girişelim efendim. Temizliğe başla diyerek yapıştıralım. Burada bir cihaz var ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bizim amca bir tamir etsin bakalım. Aa mini tank figürü. E çok iyi. Ben bunu envantere atarım. Burada iş yaptığınız yerlerde ceplediğiniz ürünler sizin oluyor kanka. Bak 59 dolarlık bir ürün benim oldu. Satmam bunu evlerden birine koyarım ya da koleksiyon olarak tutarım elimde bilmiyorum. Tamam amcaya yol gözüktü. Burası zaten e, bitti. Loti hoş geldin merhabalar. Nasılsın? keyifler nasıl hoş geldin? <laughs> Efendim şimdi daireyi yenilemeye başlayalım. Öncelikle bu dairenin modern ve sosyetik olmaması gerekiyor. Çağdaş ve temel şeyler olmalı. Bununla beraber hemen askeriyenin içerisinde bulunan bütün her şeyi satıyorum. Lütfen dikkat bu sattıklarımın hiçbiri benim cebime girmiyor sevgili dostlar. Bu sattıklarımın hepsi dairenin tamirat bütçesine ayrılıyor. Şu an 19 bin dolarlık bir tamirat bütçemiz var. Öncelikle zeminleri e, ...Linolium yapmanı istiyor oyun. Ve e, dediğim gibi ya çağdaş gözükmeli ya da e, temel özelliğine sahip olmalı. Geri kalanlarını e, askeriye kabul etmiyor. O yüzden askeriyenin kabul ettiği şeyler yapacağız. Dostlar dediğim gibi yani çok büyük bir şey beklemeyin. Bunlar görev, görev gereği adamlar ne veriyorsa onu yapmak durumundayız. E, bakın bu da çağdaş tarzda. Çok rengarenk olmaz mı ya? Ama adam öncelikle çağdaş tarzda olsun demiş. E, birazcık gözlerimizi kapayacağız Aziz'im. Yani yapacak bir şey var mı? Bence yapacak bir şey yok. Verilen görevi yapıp level atlamaya bakacağız. Çünkü dilediğimiz dizaynı sadece kendi evlerimizde kullanabiliyoruz. Buralarda inisiyatif alma özgürlüğümüz ne yazık ki mevcut değil. E, şimdi askeri ranzaları... E, 4 tane 6 tane askeri yatak yerleştirmem gerekiyor. Gene 3 olacak şekilde yerleştiririz diye tahmin ediyorum. Ee, bir buraya. Ortadakini şöyle yapsam mesela. Diğerini çok şey yapar mı? Kırmızı ünlem olmadığı sürece sorun yok diye biliyorum. Ötekinde de bu duvara dayasam. Tertemiz. Böyle olmak zorunda değil aslında ya. Oo bir saniye. Üç tane yatak istemiyor. İstediği kadar şey olsun. istediği kadar ranza sistemi olsun. 3 tane yatak istemiyor Joe. İstediği şey 6 tane yatak. Wow. Ben e, altlı üstlü olunca yatak sayısını 6 sayar diye düşündüm. Ama öyle saymadı. E, Mehmet abi 56. ayın hoş geldin. 56. yayın kutlu olsun hoş geldin. Oluşum Samet abisini izliyor. Samet abisine selam. Abim Allah bağışlasın. Allah bağışlasın abi. Allah analı babalı büyütsün. Vay be Mehmet abime bak. Allah analı babalı büyütsün abi. Ben Mehmet abi kaç senedir tanıyorum. 6-7 senesi var abi. 6-7 senesi var net. Vallahi iyiyim Loti sağ olasın sen nasılsın? 6-7 senesi var maşallah. Ama insanın böyle sevdiklerinden haberi olmaması ne acı ya. Gerçi hayat baba hayat bir şeye itiyor. Yani bir şeye itiyor bir şekilde o zaman geçiyor. Vallahi duygulandım bak. Duygulanmadım desem yalan olur. Yemin olsun duygulandım. Ş şunları şuraya taşıyabilir miyiz acaba? Bence dip dibe taşınabilir ya. E dip dibe yapacaksak neden bu köşeye yapmıyoruz? Arkadaşlar dediğim gibi bunlar görev. Göreve çok aldırış etmeyin abi. Göreve çok aldırış etmeyin. Sizin aldırış edeceğiniz şey kendi tasarladığınız, kendi dizayn ettiğiniz evler olacak. Onun dışında pek bir şey aldırış etmenize gerek yok. Askeri ocak. Askeri lavabo, askeri çalışma masası, askeri raf, büfe falan filan. Bunlar da zaten şeye izin vermiyor. Modern görünmesini istiyorsun ama askeri ocakta modern dışında seçenek yok. Önce bir şu köşeye... Aa tamam ayarlanması gereken köşe belliymiş zaten. Ayarlanması gereken köşelerden biri bura. Buraya bir bunu ayarlayalım. Bir de bayıl feriha. Öyle değil be baranım. İnsan duygulanıyor ya. Seni de bekliyoruz abim Allah'tan hayırlısı. Allah'tan hayırlısı Mehmet abim. Lan var ya daha dün gibi ha. Vallahi bak daha dün gibi. Oturup böyle Mehmet abiyle sohbet ettiğimiz günler. Askeri raf çağdaş. Bu duvara sabitlenmiyor mu? E bunları böyle yatakların arasına koysak abi. Kaç tane istiyor bu askeri raflardan? Dört tane. Dört tane istiyor olmasa var ya bunların arasına konudur ha. Bir şey diyeyim mi? Dört tane istiyor olmasa konulur. Abi vallahi daha dün gibi temizlik simülatörde şey böyle. Sohbet de temizlik yapıyorduk falan. Aleyküm selam Karix. Hoş geldin. Şöyle bir tane de buraya. Hop hop. Dört 4 tane oldu o canım. Büfe tezgahı. Dört tane mi büfe tezgahı lazım? Şöyle yapmışsam anca yanaştığı kadar ne yapam? büfe tepsi rafı. Senin de nasibin bu köşe gibi geldi bana ama. Aynen öyle galiba. Senin de nasibin bu köşe gibi. Lotiyat 11. ayında. Hoş geldin Lotias. Sağ olasın merhabalar. Mehmet abim benim numarayı patlattılar. Binlerce mesaj geldi. Bir şeyler oldu. Öyle ne bileyim arada uğraştılar ettiler. Her camı perdelememe gerek yokmuş ama olsun. Açık olanları perdeledim. Şunlar kullanılmıyor bile Ramsadan dolayı ama. Egzersiz çubuğu. Duvara sabitlemek yerine şöyleli getirmeye çalışacağım. Bir o duvara bir bu duvara. Yusuf'un um, selamlar hoş geldin. Abi The Tenants e, oyunun ismi sıfırdan zirveye emlakçı olmaya çalıştığınız bir oyun. Efendim şu an mesela ben askeriyenin verdiği bir görevi yapıyorum. Askeri diyor ki bize bir ordu evi kışla düzenle. E, biz de düzenlediğin kışla için sana bir ödeme yapalım. Tabii ki bu kışlayı ne kadar hızlı şekilde e, temin edersen ne kadar hızlı şekilde e, teslim edersen o kadar e, bonus para kazanıyorsun. Ve belli noktalara yerleştirdiğin itemların işte görsel bonusları falan var. Ne kadar verimli bir şekilde yerleştirirsen insanların içine ne kadar sinerse o kadar fazla da ödeme yapıyorlar böyle. Asıl amaç senin bu yan işlerden paranı kazanıp o nedir abi? Bu, bu ne? Duvar dekorasyonu. Ya asıl amaç senin bu işlerden paranı kazanıp kendi evlerini satışa sunman. Bu amaç için çabalıyoruz. Birkaç tane tank figürü konmaz mı ya şöyle? Şu masanın üstüne. Bak iki tane yan yan. Askeri sandık diyor bir tane. Abi sandığı şöyle bir kenara koyalım. Bir de böyle şapkaları nasıl olduğu bir yer yapalım. Tamam ilk çıktığında oynamıştım diğer şehirler kitli de açılmış mı hocam yeni yeni şeyler gelmiş mesela öncelikle artık ürünlerin bir tarzı var ve mesela müşterinin sizden istediği tarza göre hareket etmeniz gerekiyor e, müşterinin sizden istediği tarz mesela diyor ki benim e, tasarımım çağdaş ve temel olsun modern ve sosyetik görünüm istemiyorum diyor zorunlu olmadığı sürece modern ve sosyetik görünüm seçmemeye çalışıyorsun. Mesela askeri de böyle bir zemin ve böyle bir duvar seçmemin sebebi tamamıyla buradaki isteklerden kaynaklı. İstekler devreye girmiş. yeni şehirler açılmış mı açılmamış mı hatırlamıyorum ama hatırlamıyorum dedim oraya kadar oynayamadım daha 4 saatlik seyip. Ama şöyle bir sistem getirmişler efendim. Bakın burada bir şapka puanı var görüyorsunuz. Bu mülk sahibi puanı. O kadar fazla şey eklemişler ki... Mesela kiracınızı masaja götürebiliyorsunuz abi. Adamlar oyuna böyle bir şey eklemiş. Kiracının seviyesi var bir de. Ee, mesela 20 level'a kadar çıkabiliyor kiracı seviyesi. Seviye aldıkça biraz daha fazla para ödüyor size. Daha fazla para ödemek istiyor. Daha fazla evde kalmak istiyor. Yani kirasını çok arttıramıyorsunuz tabii ama... bayağı bir şey önem arz ediyor böyle. Bakmayın bu arada çok öyle aham şaham iyi yerleştirmeye oynamıyorum hiçbir şeyi. Haberiniz olsun. Şu an öylesine yani maksat görev yapılsın. Bir tane de lamba istiyorlar. Çağdaş bir lamba. Şuradan elektriği de alır herhalde. Şuraya koydum. Tamam mesela ben işi teslim edebilirim. Bayağı çağdaş bir yer oldu. Ne oluyor? Aa, belediye başkanı artık bonus işler yapabilirsin diyor galiba. Alcılık mı yapayım? Ne yapayım abi? Alcı blok yazarı dedi ama. Adam bir evi değerlendirsin bakalım. <laughs> Ufaklığı benim için öp abi. Kanka başka seçenek yok zaten burada. Sen böyle evi değerlendiriyorsun göstermelik de. Başka seçenek yok. Benim görevde ilerleyebilmem için iki level almam lazım bu arada. İki seviye aldıktan sonra görevde ilerleyebileceğim ve e, bir evi iki kişiye kiralama muhabbeti açılıyor. Aynı evi iki kişiye kiralayıp e, keyfime bakacağım. Askeri ürünlerin kilidi açıldı bu arada ve 34 bin dolarlık bir ödemem şey param oldu. Bana ne kadar ödeme yapmış bakalım. Her şeyi çok beğenmiş döşeme hariç. 22.820 dolar da para ödemiş bana. Bonus olarak ödediği 6.000 dolarla birlikte. Ama ben seviye almaya yaklaşmadım bile. Şöyle bir kendi evime geleyim. Bir tane de boşta dairem var. Bana eksi yazıp duruyor ki şeyde. Otomatik ödeme talimatına verdim orayı. Konu sahibi olduğum için paso şey yapıp duruyorum oraya. Kira ödeyip duruyorum. Alkolik bir gangstere verdiğim evimde mutluyum ama yani ev sahibi olarak. Alkolik gangster de olsa kirasını ödüyor. Senin neyi hoşuna gidiyor? Dergiler hoşuna gidiyor. Eşsiz şeyler hoşuna gidiyor. Mesela aa, kontratı müzakere et. Ben sana bir 6 aylık kontrat yapayım. Ondan sonra bu 6 aylık kontratta 800 dolarlık kira teşviği kalmış sadece. Sen bana 3500 dolar öde. Toplam kira ile beraber. 1474 dolar kar diyor. 2000 dolar kar yapamaz mıyım bu evden ya? Bir teklif yapsam? O çok düşük bir şey verme lan. Oo, o paşam. Senin dediğin olursa ne oluyor? Ben evden 50 dolar mı kazanayım annem? Olmaz. Bari 1500 dolar kar edeyim ya. Hmm. Böyle yaparsam ne oluyor? 1000 dolar kar ediyorum. Abi 1500 dolar da ısrarcıyım gel. Ya ilişki iyi, mutluluk iyi. Lana Arias, Lana Arias ne diyor? E, burayı düzenlerken yaptığın seçimlerin bazılarını beğenmedim. Umarım duvarlı da, duyarlı davranarak yenilik yaparsın. Yatak odasına birkaç tane spor aleti. Bilader hallederiz de dur. 1350 dolar kar edeyim la bari. Gel. Gel şu teklife. 1250 dolar anca kar edeceğim galiba böyle. Tam, en azından 180 gün boyu kafam rahat. Aa, buradaki evi satılığa çıkarma ihtimalim varmış bu arada. Satılığa çıkarmaya da şimdi satın alma. Son dakika şu gün içerisinde bitiyor. Yok yani hiçbirini satın alıp şey yapmayacağım. Mesaj gelmişti. Ben sana bir spor aleti ekleyeyim dur. Gümüş madalya mı ekleyeyim evine? Motivasyon posteri. Bugün gülümse. Bugün gülümsedin mi? Nefes alma motivasyonu. Aa o çok iyiymiş bu arada. Asla pes etme motivasyonu. Bayağı motive oldum yani şu yazıyı görünce. Bumblelar. Kardeşim mesela zemini linolyum mu yapayım? Sen ne seviyorsun bilmiyorum ki. Linolyum sosyetik, modern. Bu karı modern mi seviyordu? Ne seviyordu abi ben e, şeyi bilmiyorum. Bu kadının statlarını görebilmem lazım bir şekilde. Modern mi seviyordu? Ne seviyordu bu? Onu da öğrenemedim ki. Aa o etkileniyor mu ya nefes alıp verme manuel dediğinde? nostaljik mi sev Şeyse eşsiz seviyordu galiba ya. Aynen eşsiz seviyordu. Bu oldu mu sence güzel kardeşim buraya? Bir de koşu bandı. Hadi şimdi koşu bandını yerleştir bir yere de göreyim götünü Samet Efendi. Nereye yerleşecek bu koşu bandı? Moruk imkan ihtimal dahilinde değil ki. Şu ayırdığımız paravanı böleceğiz. Ayırdığımız paravanı atacağız abi. Yapacak hiçbir şey yok. Yani e, mutfakla burayı ayıran kısım durabilir mi? Belki durabilir ama buraya şu koşu bandını atacağız abi. Buraya koşu bandını atacağız da mesela adam oraya nasıl gelecek? Asıl soru o yatak iptal değil mi şu an? O yatak matak. Her şey iptal abi. Her şey iptal. Ee, mesela dart için burada artık artık dart için yeterli bir alan yok, tamam mı? Bunu bir kabul etmemiz lazım. Hayatım 26. Ceymus Kutlu olsun bebeğim benim. Nice hoş geldin merhabalar. 26. Ceymus Kutlu olsun aşkım. Efendim bebeğim bu arada telefonum yanımda. Bir şey yazarsan duyarım yavrum. Galiba yazdı. WhatsApp'ı bir daha kim Oradan duyayım. Bir şey yazarsan duyarım aşkım. WhatsApp'ım da açık. Şimdi şu koltukları biraz daha böyleli taşıyıp artık e, o televizyondan ve diğer ürünlerden aldığım verimini hale getireceğim bilmiyorum. Koşu alnını şöyleli koy. Bandılı, şöyleli koy bambılı. E oğlum ne oldu? Yatak odasına hala giremiyor. Şaka falan mısın sen? Yatak odasına nasıl hala giremiyorsun mesela? Burada ne diyor? Bu eşyaya giden yolu bir şey engelliyor. E, bununla alakalı mı? Yok bununla alakalı değil. Ya ben senin evine koşu bandını nasıl sığdıracağım be? Ben senin evine koşu bandını nasıl sığdırayım ya? Birader galiba kanepede değişime gideceğiz. Yani küçük bir kanepe falan kullanmak zorunda kalacağız. Çünkü bu koşu bandı böyle olmadığı sürece alan sağlamıyor. Mis gibi bir yatak odası oldu var ya mis mis. Yani koltuk kanepe ekleyebilecek bir yer yok eklenebilecek. Yok abi. Koltuk kanepe falan hak getire. Bunun arkasında da hiçbir şey koyamıyorsun. E mesela koşu bandını televizyonun önüne kursam. Ya böyle hayat mı olur ya? Bu neymiş abi? Yok bu zaten televizyonun önüne koyamam. Orayı komple engelliyor. Birader herif beni felç etti ya. Vallahi herif beni felç etti ya. Herif dediğim e, ee, gangster kadın. Perde koyayım da televizyonu falan göremesin. Ya bütün evi komple değiştirecek halim yok. Ben spor yapmak istiyorum dedi bir şeyler verdim. Ee, şöyle yapabilirim mesela. Buraya böyle bir koltuk atabilirim örneğin. En azından hani evde koltuk bulunsun diye. Ondan sonra e, minik birkaç halı serebilirim buraya. E, bu arada dediğim gibi bunu bu kadının seçimine göre şey yapıyorum. E, o yüzden beni yadırgamayın lütfen. Çok renkli ya. Ama bundan istiyor yani. Bundan istiyor. Bundan istediği için yapabileceğim bir şey de yok. Şurada kocaman bir boşluk var da en azından içimiz ferahlasın değil mi? Ya da bir masa atayım mı oraya? Bir yemek masası sandalyesi. Aa aslında var ya böyle bazı yerler duvar masası olabilir de duvar yapabileceğimiz bir yer yok. Oturak zaten bu. Tamam hiçbir şey koymuyorum başka. Oğlum o ne lan? o muhabbet ne lan? Tarhanım ellerine sağlık. O muhabbet ne kanka? Bileniniz var mı mesela? Çocuk niye çete gelip Tanımadığım birine gerçekleştirilen bir işlemden bahsediyor. Çok garip değil mi ya? Ya da bir şey söyleyeyim. Bence artık Twitch chati şey oldu böyle. Dedikoducu karıların yuvası gibi oldu. Hani böyle bir şey çıksa da bir şey desem. Ya da yani şunun hakkında ne düşünüyorsun falan böyle. Tamam abi ben evi böyle teslim ediyorum bu arada. Yani üzgünüm buraya ekleyebileceğim bir şey yok. E, i̇çerideki artık e, şeyi beğenir mi beğenmez mi bilmiyorum da. Lan ayyaç ve alkoliksin zaten. Burayı eski haline çevirebilir misin? E kaşar kabaşı sen istedin böyle. Allah Allah. Vallahi anti -smurf en iyisi ya. Youtube'a short videosu atacağım. Yok ben muhabbeti anlamadım muhabbeti. Bir, birine şey yapmadım yani. Aa aferin lan. Belki de hayatını düzene sokacak abi. Belki de hayatını düzene sokacak yani. Ne oluyor? Bir yerde bir şey oluyor. Ha, banyoyu su basıyor. Ama buraya su gelmiyor bak ne kadar efendi bir su sen düşün. Ben uzman birini gönderiyorum kral. Boru patlamış kanka ama çok efendi bir su bak salona yürümüyor görüyor musun? O kadar efendi yani. Ayyaş evi değil de yayıncı evi gibi. Abi ee, şey yani... Ayyaş bir gangster'e kiraladık evi de... Hanımefendi spor şeyi falan istedi yani. Güzel bir koltuğu moltuğu vardı. E, oturma grubu falan vardı kadının. Bu arada banyoya parke de benim fikrim değildi. Bu benim e, aylardır kiracım. E, aylardır kiracım olduğu için ben ona şey yaptım. Uzman birini gönderdim ve görev bitti... Aylardır kiracım olduğu için eleman ne isterse ben onu yaptım. <laughs> ya Yasin çete geri perif bilmem ne birine sakso çektirmiş dedi bir şey dedi banlandı gitti adam. Muhabbeti de bilmiyorum. Ama olmuştur demek ki dünya gündeminde bir şey ya dünya gündeminde mi artık bilmiyorum. Hayır merak da uyandırdı pezemen gidip araştıracağım mesela. Ama araştırmak da istemiyorum. İyiyim Mirza valla çok şükür ne yapayım. Aynı bildiğin gibi. Yayın YouTube devam. Arkadaşlar görev yapalım. Ee, level almamız lazım. Level alabilmek için de hızlıca iş yapmamız lazım. Ee, spor odası istiyor beyefendi anladığım kadarıyla. Şimdi şu eşyaları satıp bütçeye ekleyelim. Bakalım spor odası için ne yapabilirim. Çağdaş görünüme sahip bir spor odası istiyormuş kendisi. Bu yüzden çağdaş görünüm veren ne varsa onu seçeceğiz. Bunlar benim kendi seçimlerim değil dediğim gibi. Mirzacığım teşekkür ederim, iyi yaptın. Şimdi bana biraz dar bir oda verdin. Öncelikle bir onu belirtmek istiyorum. Bana biraz dar bir oda verdim mesela. Ve neden iki tane halter sehpam var? Aynı işe yaramayacak mı birader? Galiba aynı işe yaramayacak abi. Egzersiz matı. Bak bir tanesi burada, bir tanesi orada. Dolap. Çağdaş istiyordun değil mi? Al. Vaa şuna etkilemedi çok iyi. Televizyon. Aman abi hiçbir şeyden geri kalma. Olur mu canım öyle şey? Yani mesela halter kaldırırken basarken falan. Sakın hiçbir şeyden geri kalma canım. Duvar rafı. Bunlar sosyetik gözüküyor. Çağdaş gözüken lazım. Aha. Çağdaş gözüken duvar rafı. Ya daralmadı mı sence de alan iyice mesela? Ses sistemi. Ebenin ağzı ya artık yani. Ebeğin. Abarttığını düşünmüyor musun? Çatının daha mesafesi var demek ki. Umrumda olmaz ben oraya koyarım. DVD'ler. İki tane ayna. Abi yer mi kaldı mesela? Yer mi kaldı? Bana bir anlatsana. E, spor yaparken evet hareketi takip edebilmek önemlidir. Eyvallah. Hareket takibi önemli. Ne bileyim işte aynaya bakmak falan önemli de. Bir de dumbbell istiyor odaya. Vallahi kral bu kadar paran kalmış. Helal edeceğim artık. Al dumbbell. Hadi gidelim buradan. Açık yoga matı da var onu beğenmezsen yani. Açık yoga matı da var orada. Vallahi Mirzacım. benim hiçbir önerim yok dostum ya. Başarılar dilerim sana. İnşallah her şey gönlünce olur. Vallahi hocam benim Twitch'in reklam politikasına hiçbir müdahalem yok. Kik'ten izleyebilirsiniz efendim. Kik'te reklam yok. YouTube'da da YouTube'da da minimaldir reklam. YouTube'da da reklam yok. Kik'te reklam yok. YouTube'da minimal. Ee, Twitch e, Twitch'e bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Mirzacığım kesene bereket. Ee, teşekkür ederim. Sağ olasın. Abi ben level alamıyorum bu arada fark ettiniz mi? Benim level almak konusunda böyle bir sorunum var. Level alamadığım için şey de yapamıyorum. Ne yaptın müdür? Keyifler yerinde mi? Ya sana bir masor çağırayım gel. Yani içimden geldi bir masor çağıracağım sana. Efendim baranım, efendim balım. Gel gel bir olsunlar ya. Mutlu sonlu masaj salonunu kiracımın evine getirdim. İşte ben de böyle bir delikanlıyım. Bu mu Big Ambitions mu? Big Ambitions da daha detaylı. Vallahi iyiyim Baran'ım. Nasıl olayım ya? Keyifler yerinde çok şükür. Ama hala alkolik ve sarhoş. Aa. Aa benimle ilişkisi geriledi. Belki sorun bendedir ama masaj beni rahatsız etti dedi. Ay götüm. Bir de bana borç takmış. Terbiyesiz. Kiracının aylık kirasını 150 olarak arttırdım. Televizyon hizmeti ve su hasarı sigortalarını sevmiyormuş. Tüm gecikmiş borcunu ödedim. Gecikme için kusura bakma. Ayrıca sabrından dolayı fazla ödeme yaptım. Eyvallah. Ya eyvallah da yani masajı beğenmedi. vallahi bana Hanım dediğim gibi nasıl olayım kardeşim ya. Çok şükür. Aynı. Eee şimdi anti şöyle. Sen level almıyorsun. Kiracın level alıyor babu. Ha sen onu demiyorsun ama. Diyorsun ki şuradaki ev boş duracağına. İki kişilik ayarladığın. Şimdilik bir kişiye kiraya ver. Sonra upgrade yapınca ikincisini bulursun. Ama onu şey yapmak lazım abi. Onu ne bileyim kiradan çıkartacağım, edeceğim falan zor. E bende 45 bin dolar para var şimdi. Neredeyse 16 level'da olacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Görevlere abanırsak ben burayı iki kişiye kiraya veririm. Biraz görevlere abanmak lazım. Sen de iyi ol kardeşim benim. Mehmet Yıldız hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar deneyiniz için çok sağ olun efendim. Dört oda mı? Yok abi sağ ol. Şimdi bak e, ne yapacağım? Bir bebek bakıcısı görevi alacağım. Bir tane bebek bakıcısı görevi alacağım. E, bir yandan buradaki kadının işleriyle ilgileneceğim. Aynen. Buradaki kadının ve buradaki adamın ve bunu yaptığım için kendi kiracımla da ilişkim artacak. Aa birine kıç kadar oda yapmış birine büyük bir oda yapmış ha. E karı kocadır belki bunlar. Kiracı alkolik kasap 60 yaşında. Alkolik temizlikçi 58 yaşında. Isıtıcım çalışmıyor. Ee, bu bizim kiracı. Atkısız dolaşabilirsin artık tabii ki. Beş gün boyu bununla ilgilenmem gerekiyor. E bir yandan beş gün bunları mal mal izleyeceğime bir yandan ufak tefek işler de yapayım abi. Şu ufak tefek işleri yapıp teslim edeyim. Ne istiyorsun babu? Eee rustik. Buraya mutfak mı yapayım? Kanka sence de biraz e, burası şey değil mi? Eee... Küçük. Ne istemiyor? Sosyetik istemiyor. O zaman eşsiz tarzda döşeniz. Ama var ya Allah yardımcımız olsun chat. Biz buraya... Biz buraya nasıl şey yapacağız bilmiyorum. Ha, rustik. Ama rustik iki tane mutfak masası, ocak, modern, çağdaş, temel rustik, rustik. Temel rustik. Mutfak lavabosu. Rustik. Ya su ve elektrik getiririz oraya ya. Orası o kadar da zor değil. Buzdolabı modern bir buzdolabı koyayım bari. Birader buradan oraya geçebilecek mi peki adam ya? O neymiş öyle yani mesela? Tamam. Kahve makinesi. Sosyetik istemiyor. E kahve makinesine de elektriği ben mi düşüneyim ya? Mikrodalga fırın. Şunu alalım. Çağdaş ve rustik. Su ısıtıcı. Ya buna da mı elektrik? Her şey elektrik abi. Bitki. Sosyetik istemiyor. Sosyetik bitki istemiyor. Sosyetik bitki neyse artık. var. Modern bir iki bitki koyalım şuraya. Enver abim hoş geldin mi? Taha Berk hoş geldin merhabalar. Hakikaten Minecraft ilk günü mü ya? Cidden öyle bu arada. Duvar dekoru. Rustik bir duvar dekoruna ihtiyacım var. Galiba rustik duvar dekoru. Şu rustik mi? Değil. Yok bunlar sosyetik. Bunları saymayacak. Şöyle bir duvar dekoru olsun. Bir tane de burada böyle bir duvar dekoru olsun. Lamba istiyor. Bu... Rustik lamba da bu ne Aa, anasını satayım bu. Bu ne la bu nasıl bir lamba la? Abi şaka mısın? Abi gördüğüm en çirkin şey olabilir bu arada. Samimi söylüyorum gördüğüm en çirkin şey olabilir. Görev bitsin bir level alalım da. Efendim zaten komple Twitch'e şey Twitch diyorum komple kitle e, yayına geçme gibi bir niyetim var. Kısmetse Haziran'da e, Twitch'e veda sabatonu yapacağız. 1 Haziran itibariyle Twitch'e vedadan kastım şu abonelik alan arkadaşlar endişelenmesin. Her gün gene 3 saat 4 saat Twitch'te yayında olmaya çalışacağım. Olmaya çalışacağım değil olurum. Beni biliyorsunuz zaten senelerdir. Muhtemelen şu şekilde olur. İşte her gün sabah 3-4 saat Twitch yayınının ardından komple kike geçeriz. O şekilde bir şeyler yapılır yani. Abi tavana tıklayamadım. Aa sınırlı süreli iş teklifi var bak. Dur sınırlı süreli iş teklifi bir beklesin. Eleştirmenden tam not almışız bu arada. Zemin ve duvarı çok çok beğenmiş. Bebek bakıcılığı işi yaptığımız arkadaşların henüz burada bir sıkıntısı, derdi yok. Ve yetenek ağacında hemen şu yeteneği veriyorum. Artık bir level daha alıp kiraya verilecek oda seçeneklerini açmak suretiyle bir evi iki kişiye kiraya vereceğiz. 16 level oldum bile. Kasmaya devam ediyorum. Bir tane daha elit kontratım var. 75 bin dolar diyor. Abi ben bunu almam. Çünkü 7 gün sürecek bir şey 7 oda 10 gün sürecek bir kontrat. 7 odayla başa çıkamam abi. 7 odayla başa çıkamam. O başlı başına zaten bir bölüm sürer böyle. Bir 40-50 dakika oraya veririz. Ben hızlı level almaya çalışıyorum. Hızlı level almaya çalışıyorum. Bunlar alıcıyla ilgilenme görevi. Bu ne görevi abi? Saygınlık getirmeyen bir görev. Birader ee, beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şey adam buraya yatak odası istiyor mesela. E, ne oldu? Dur. Çık. Söyle. Uzman birini gönderiyorum. Çığlık atma isteği uyandırdı. Gerçekten de çığlık atma isteği uyandırdı. Şimdi temel şeyler kullanılsın istiyor genel olarak. Peki. Temel olarak kullanabileceğim en babası hangisi ise onu kullanacağım. Temel olarak kullanılabilecek en baba zemin bu. Ondan sonra mavi yeşil duvar isteniyor. Temel olarak kullanabileceğim en baba duvar hangisi ise onu tercih edeceğim. O da sanırım bu. Birader adamın istediği tarz bu. Ben buna müdahale edemem. Çalışma masası. Çalışma sandalyesi. Adam her şeyi standart istiyor abi. Vallahi temel demişin kanka yani temel dediğin için ben de temel şeyler alıyorum. Yapacak bir şey var mı? Yok. Oyun konsolu. Nostaljik, sosyetik, çağdaş, temel. Abicim tüplü televizyon ve ateri istedi herif ya. İnanılmaz birader. Küplü televizyonla beraber ateri istedi adam. Yatak odasında anime figürü. Peki. Duvar lambası. Tilt makinesi. Bu tilt makinesi de mi elektrik istiyor? Işte Ona elektrik gerekecek yemedi. Hallederiz veririz elektriği. Satranç tahtası. Kanka attım şöyle yere helal et. Yapacak bir şey yok. Dizüstü bilgisayar. Dur ya. Bunu böyle yapacağımı hakikaten Birazcık özen göstereceğim bu sefer. Birazcık. Sen bana bir tane daha masa ver. İki tane masa kurdum diye kudurmazsın inşallah. Satranç tahtasını koy bunun kenarına. Dizüstü bilgisayarı koydum buraya. Ve poster istiyor. Vallahi temel olarak ne varsa onları kullandım. Al bir de vantilatör baba. Efil efil. Adamın isteği bu abi. Bana temel yap dedi yeter. Anime figürü. Ne oldu senin anime figürünü? Al. Anime figürü de oldu. Sağ beni şimdi. de dünya parası vardı halbuki. Mimarımız Samet. Tamam abi harbiden adamın istediği tarzda bir şey yapmışız yani. Adam sevmiş yani bana kalırsa kalitesiz ürünler kullandık da. Adam sevmiş baba bak 5 yıldızı almış yani. Saygınlık da verilmiyor ama normalde verilse bile saygınlıkta da 4 yıldız veriyormuş. Adam saygınlık puanını. 16 level oldum da şey yapamıyorum. Burada ayyaşlar ayakta duramıyor abi. Kim ayyaş? Adamlar ayakta duramıyor ya ayakta. Aa. Bu dönemin parasını gönderdim fazladan ödeme yaptım diyor. Boruda bir sızıntı var galiba bunların evde. Oo! Paşam yüzüyor. Orada da hanımefendinin umru değil banyo yapıyor. Asıl banyo burada. sigorta kutusuna değdiği yani, an öldüm mesela. Hala sallanıyor orada. Bunlar var ya bala göte yaşıyor. Şey bitti bu arada. Puan bitti. Bebek bakıcılığı görevi okey. Ama artık level alsın ya. Ama artık level alsın. Adam nasıl yokluktaysa 5 yıldız verdi tüplü televizyona. Ya şey diyor mesela oyun işte bu adamların bir tarzı var anladın mı? Ha diyor benim tarzım işte eski tarz, işte çağdaş tarz, modern tarz. Sözde o tarz adı altında şey yani. Bebek bakıcılığı da yaptık bu arada. Oradan da 5 yıldız aldık. Kanka benim param var bu arada. Yani ben level alamıyorum abi. Normalde level alabilecek durumdaydım. Ben gidip boş boş şeylere bastım levelimi. Biraz ondan dolayı sıkıntı yaşıyorum galiba. Seninle aramızdaki ilişki nasıl? 500 TL nakit bonus. Eşsiz model setinden bir depo al. Kiracı artık %50 sıklıkla çöp atacak. Evet, temizlik hizmeti veriyoruz zaten de. Hadi sana bir dergi falan hediye edelim ya. Hediyeler. Spor dergisi vereyim sana en son sporla ilgileniyordun. Sen en son sporla ilgileniyordun. Ilgileniyordu. Sana spor dergisi vereyim. Bu hediye çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim. Bunu beğendim. Sevindim. Acık level al. oldu aldı aldı. Ama fare sorunum var. Ara ona ara. Ara da amcamı göndereyim fare sonununa. Dur fark edecek. İlla ki fark edecek. Sonra görev yapmaya devam edelim bu arada. Aynı evi bir kişiye daha kiraya verebilmek istiyorum. Yani ikili kira verelim. 62 bin dolara yakın param var zaten. Sürekli şu diğer evden eksi 500 çakıyor bana yani. Bu evden aldığım para şey oluyor. Hemen amucamı gönderiyorum. Amcam halleder orayı. Evet. Kardeş evi pis bırakırsan Böyle ahır spor. Ya Splinter usta bile çıkar oradan yani. Ben bu arada skill puanlarını amcama bastım. Normalde sürekli adam getirmek, adam çağırmak falan bayağı masraflı. O yüzden amcama puan bastım. Amcamı gönderiyorum zorlu durumlarda. Adı artık level almaya gidek içim şişti. Şimdi bir tane bebek bakıcılığı görevi alalım. Lexi Philips için. Bir yandan bu bebek bakıcılığı görevini farmlarken bir yandan da iki odalı bir evi şey yapalım. İki odalı bir evi düzenleyelim. İki odalı mı? Burada oda namına bir şey yok. Amcama ırgatlık yaptırıyorum burada. ırgatçıo Ben bu arada bunları alırım envantere ceplerim acımam. Müşterinin bütçesi de neye yetiyorsa ona göre bir şeyler yaparız. Duvara sağa yap. Abi de burada adam iki oda isteyecek ya. Yani iki oda nasıl yapılacak hakikaten onu merak ediyorum şu an. Abi yarı yarıya böleceğiz herhalde evi bilmiyorum ki. Tamam. Daire bok içerisindeydi. Temizledik. Şimdi yenileme zamanı. Yatak odası ve banyo istiyor buraya. Yatak odası ve banyo istiyor. Zen e, öncelikle sosyetik bir şey istemiyor. Peki azizim, şimdi benim sana öncelikle bir duvar örmem gerekmez mi? Benim sana bir duvar örmem gerekmez mi abi? Bekle halledeceğim ya. ben tamam, bura e, yatak odası şura banyo. Ya da dur böyle bir şey ayarlamayak ya. Böyle bir şey ayarlamayak abi dur. E, yani elektrik sigor sigorta kutusunun olduğu yer bence banyo olmamalı ama. Hmm. Umrumda mı dünya? Tam buraya koyacağım bu arada. Yana küvet müvet bir şey yaparız. Şimdi yatak odası. Yatak odasını neresi olarak görüyorsun acaba? zen tercihi zen var mı burada? Sosyetik olsun istemiyor zen yoksa temel çakacağım buraya mesela. Çağdaş da atılabilir. Sosyetik olmasın yeter diyor ya. En pahalısından rustik atalım. Duvar çağdaş, çağdaş, çağdaş. Sosyetik. Çağdaş temel. Yatak odası bu şekilde olsun. Ya herhalde pahalı ekipmanlar kullanacağım çünkü bu herifin ee, şeyi bambaşka. Sosyetik istemiyorum dedi. Modern çağdaş. Abicim o zaman küçük masadan iki tane alacağız. Şu masadan iki tane alacağız o zaman. Birinin karşısına televizyon falan koyacağız. Elektrik vereceğim oraya. Böyle versem karavanın yarısına elektrik veriyor zaten. Kanepe. Senin bu kıç kadar alana kanepe istemenden daha anormal ne var bilmiyorum. Şimdi buzdolabı istiyor. Modern bir buzdolabı alalım. Ama ne oldu? Masa işlevini yitirdi modern buzdolabıyla. Modern buzdolabını yatağın kenarına koyalım. Birazcık da abeslik bende sanki ya. Birazcık daha abeslik bende sanki. Yani... ay yok televizyonda bunu yan yana koyma diyor. Nereye koyan be? Sal abi küçük bir buzdolabı koyalım. Kurban olayım bu neymiş ya? Onun böyle buzdolabı mı olur? Sosyetik istemediğine göre temel buzdolabı. Mutfak lavabosu. Sosyetik istemediğine göre şöyle modern bir şey alacağım. O kadar küçük alanlara o kadar büyük şeyler istiyorlar ki. Mikrodalga fırın. Al modern bir mikrodalga fırın. Kafanın dibinde iki tane de sandalye var bana diyor. Bir tane böyleli. Nereye koyabilirim ulan başka? Efe oyunda Samet abimin yayınlarını çok seviyorsun demiş. Teşekkür ederim Efe sağ olasın. Baran'ım sen nasıl istersen öyle yaparız kardeşim. E, gündüzleri bir şeyler yapak dediğin zaman gündüzleri bir şeyler yaparız. Gündüzleri de multi olur yani. İnterneti de yeniledim. A, dün söyledim ya kardeşim. 1000 megabit şey aldım. 1000 megabit internet aldım. İmkan varmış dostlar çok şükür. Alabildim. E, o yüzden her şeyi tık diye indirebiliyorum. Mesela canımız Killing Fuller 2 çekti. Çat! Saniyesinde oradayım. Efeciğim eyvallah sağ olasın. Her şey güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ya birader sen beni yordun. Gerçekten sen beni yordun ya. Öyle bir yordun ki hem de. Şunu sigorta kutusunu televizyonun arkasına veremiyor. E ulan işte iş olduğunda şeyi değiştireceksin ya. Allah'a kapının ağzına koydum. Beni yoruyorsun Rahip abi beni yoruyorsun. Tuvalet. Zen. Banyo lavabosu. O da sen. Oraya su getiririm. Şey bitti bu arada. Para bitti. Para bitti kanka. Harbiyim para bitti. Havluluk mavluluk koyacak. Şey kalmadı bu arada yani. O paranın suyunu çekmesi durumu söz konusu şu anda. Para suyunu çok fena bitti. Vallahi Enver abim internet çok büyük sorun ya. Yaparız Baran'ım yaparız. Seni niye ikilemde bırakayım kardeşim? Sen istiyorum da yeter yani. Bana da kardeşim. bana diyeceğin ne biliyor musun? Canım diyeceğin şunu oynamak istedi. Çat indireceğim geleceğim yanına. Bitti. Efe çok teşekkür ederim bu arada. Sağ olasın. Güzel dileklerin için eyvallah. Abi duşa çok para gitti. Evet. Ve duvar lambası için elektrik yokmuş. Duvar lambasına elektriği çekersem şu an bütün parayı bitiriyoruz. Şöyle bir çamaşır kurutucuyu da şuraya dayadım. E, şu an evi bitiremiyoruz efendim. Çünkü 28 dolar param var. Ve adam duvar dekoru istiyor. Evet. Mutfak lavabosundan feragat ederekten mutfak lavabosunu şöyle daha uygun bir şey düşürerek mikrodalga için daha uygun sonuçlar bekleyerekten biraz para arttırdım. Beyimiz gramofon istiyormuş. Şimdi yani ben seninle oynayacağım ben seninle. Ben seninle oynayacağım şöyle bir Sen bir şu 200 dolarlık yatan bir dadana var da bir böyle konuşalım oğlusu senin. Senin bu hem para yok hem çok şey istiyor. Hem para yok hem çok şey istiyor. Yani ee, Efe'cim tavsiyem var. Kesene bereket bu arada. Teşekkür ederim. Abi aldır iş etme. Vallahi bak. Yani bu şey değil, e, takma gibi bir şey değil. Şimdi insanların seni ne kadar etkileyeceğine sadece sen karar verebilirsin. Dolayısıyla e, mesela bir tartışma durumunda kendi canını sıkıp keyfini kaçırmak yerine, evet haklısın deyip geçebilirsin. Hiç sözü uzatmadan mesela karşıya bir e, söz hakkı vermeden. Kafanı ütüremesine izin vermeden. Bunu yapabilirsin. Ya hey deyip geçebilirsin yani anladın mı? Bu e, en kolay yoludur böyle. Muhabbetten kurtulmanın. Ha, doğrusun deyip geçebilirsin böyle. Ya Aldırış etme. Yani bir şey yaptın mesela bunu yeterince iyi bulmadılar. Bu onları ilgilendirmez. Sen kendinle yarış. Kendinle bir yarış halinde ol. Kendinle yarış halinde oldan kastım da şu. E, ya ya bir yaptığın ötekinden daha iyi ise bence bu seni tatmin etmeli. Hani senin rakibin kendinsin abi. Kimseyi kendine rakip belirleyip şey yapma. Yaptığın işleri e, küçümseme ve eğer bunu yapanlar çevrendeki arkadaşlarınsa arkadaşlarından bir miktar uzak kalman mantıklı olabilir. Neden? E, çünkü hiç kimse yaptığı iş küçümsensin istemez. Arkadaşların eğer yaptığın işe değer vermiyorsa, yaptığın işi küçümsüyorsa bence bu konuda şey yapabilirsin. Onlara karşı biraz sert bir tutum sergileyebilirsin. İnternetteki no name adamlarsa onların zaten yağlan ballan götüne gir yaranamadı. Asla tatmin olmayan ve sadece eleştiren, hiçbir şey üretmeyen bir boka yaramaz bir güruh var. Onları salla kanka. Onları salla hiç yokmuş gibi davran. E tamam bitmedi mi her şey? İşi teslim edebilirim değil mi? Lan canımı okudun lan. Ne evmiş be arkadaş. Kıç kadar yere böyle. Merhabalar, Koltuk Gaming. iyiyim. sağ olasın, sen nasılsın? Hayvan katıl üzerinden abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hayvan e, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Beğendin değil mi her şeyi? Evet bu arada müşteri çok beğenmiş abi, 5'te 5. Bu an çok iyi ama bir yerde sorun var. E, sigorta kutusunun yandığını fark etti. Hemen uzman birini gönderdim. Biliyorsunuz buna da bebek bakıcılığı yapmam gerekiyor. 6 günlük bir süre kalmış. Elimizde de ee, birkaç parça eşya var. Ve benim 75 bin dolar param var. Ben şu an level kasmaya çalıştığım için Rica ederim. 195 bin diyor satın alınabilecek yer. Alamam kardeşim ben nasıl satın alayım? 195 bin dolarım yok şu anda. Evi iki kişiye kiraya da veremedik. Ya sen hani spor yapacaktın, şey yapacaktın ya. Vallahi aylık geliri ya abi. 160 bin dolar. O yüzden ben buna kiraya vermekte de... Bir sakınca görmedim dediğim gibi ki kiraya aksatmıyor. Zaten biz yaptığımız işlerle kira getirisine gerek duymadan böyle bir şey yapıyoruz. Hani parayı falan bir şey çoşturuyoruz. En son böyle koşumanda istedi şey istedi ondan burası böyle birazcık sıfıl kaldı. Yoksa hey yavrum yani burada çok iyi şeyler vardı. Şimdi hala level almış vaziyette değiliz. 4 gün daha bir kiracıya bakıcılık yapmam gerekiyor. Ee, keşke işlerden böyle yüksek seviye verecek olanın ne olduğunu bilsem Bir tane daha bebek bakıcılığı görevi var ee, Okey Bu iki bebek bakıcılığı göreviyle ilgileniriz Birinin 3 günü var birinin 8 günü var Aynı anda iki görev dışında bir şey kabul edemiyorum zaten Hızı şöyle arttırıp Ara ara kendi evime ara ara onun evine bakacağım Evin etrafında bir grup hamam böceği var Bu kimin evi? Senin evin mi? Ee, ev sahibinin parası var. Uzmanlardan birini gönderirim abi bana. Ben niye eline beni amcamı yorayım? Tamam. sorunu çözdük yardım ettik. Bu da alkolik galiba. Alkolik temizlikçi 55 yaşında. Şu yeni e, aldığımız görevdeki adam ne? Sporcu bisikletçi. Onasını satayım. Bu semtte herhalde eli yüzü e, düzgün tek adam bu olabilir ha. Gerçekten eli yüzü düzgün tek adam. E, deprem oldu bu. Uzman birini gönderdim. Herkesle bir sıkıntı var galiba bekle uzman birini gönderdim hem boru sızıntısı var hem deprem var bizim evde de deprem oluyorum gay deprem oluyor galiba merak etme deprem sigortamız var herkese yetiştik mi herkese yetiştik galiba Tamam deprem sırasında hasar gören evine hem uzman sıvacı gönderdim hem boya ustası gönderdim. Her yere adam gönderdim babu. Benim bundan sonra yapacağım bir şey yok. Rica ederim ne demek? Bizim kiracı da hızlı müdahale için teşekkürler diyor. O dönemin parasını gönderdim eyvallah. Ben bu arada az önce 13 bin dolar 12 bin dolarını ödedim ya. Rica ederim. Neredeyse bina çökecek gibiydi. Yardımın için teşekkürler diyor. Biz ne ödedik birader az önce 12 bin. Geçmişten şöyle bir bakalım abi. Vergi makbuzu. Aa, o neymiş öyle la? O neymiş öyle la? o da işerken sigara içti. Bu yapar. Buradan güzel experience alacağız gibime geliyor. Birinin daha dört günü var. Tamam. Ötekine de yardım ettik. Görevlerden biri şey. Lavuk ısıtıcım çalışmıyor diyor. Kanka tekso... Evet ısıtıcın çalışmıyormuş lan harbiden. Ortalık böyle buz gibi olmuş. Son dakika iş teklifi. İki oda. Ne istiyorsun? Geldim. Geldim geldimler. ver. Bu şey miydi acaba ya? Postapokaliptik... Ee... Hayatta kalmaya hazırlanan bir adam mıydı bu acaba? Onu hatırlayamadım. Vallahi anti smurf korkutur ya. Korkutur abi. İki oda dedi ama buradan iki oda mı çıkaracağız acaba? Onu mu kastediyor? Çık ve yenilemeye başla. Binadan çıkmak istediğime eminim. Bir de buna elit bir görev diyor ha. Bir yere banyo yapmamı istiyor. E okey ya Burası bir gece kondu, bir banyosu olsun, genel döşemesi olsun. Çağdaş bir şey olsun diyor. Tamam, çağdaş kolay bir tatarım seçimi. Açıkçası çağdaş bir şey isteyebilir. Şuraya bir duvar yapalım, buraya bir kapı yapalım. Bununla beraber şurayı da yıkalım. Burası böyle geniş yatak odası olsun. Şurası işin banyo kısmı olsun bence. Banyo kısmı rahat bir şekilde halledilebilir gibime geliyor. Hemen şuradan döşeme kısmına gelip bunu da bir halledelim. Ee, şimdi burayı banyo olarak ayarlayabilir miyim? Burayı yatak odası olarak seçmedin inşallah. Zeminler fayans. Çağdaş bir görünüm istiyoruz. Çağdaş görünüm mümkün değil. O halde modern bir görünüm yapacağım. Nostaljik ve sosyal istemiyor çünkü, sosyetik istemiyor. Ee, evet. Duvar sarı. Çağdaş bir görünüm var. Burası ne abi? Kapını niye böyle kapattın? Arka balkon kapısını. Şeye mi hazırlanıyorsun? Felakete mi hazırlanıyorsun birader? Ziya sen hoş geldin. E, Mamiş Bey hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Duşakabin. Çağdaş ama sosyetik. Sen sadece çağdaş istiyorsun. Sosyetik sevmiyor. onun yaptığım en kolay duşakabin olacak galiba. Sosyetik, zen, modern, 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 çağdaş. Ve tuvalet kağıdı. Tuvalet fırçası bile istemiyor. Oğlum bu nasıl bir şey lan? A, banyo bitti. Zeminler, beton. Aa, manyak beton zemin istiyor. Duvarlar kırmızı. Bir saniye bu arada bir altta batacağım. Ha, tamam. <laughs> Çağdaş bir kırmızı görünüm var mı? Var. Acil durum evi gibi bir şey mi yapıyor acaba? İki tane kulübe masası. Birader hiç istemediğin kadar çok yerimiz var inanır mısın? Kulübe sandalyesi. Şöyle kıç kıça koyayım. hepsi her iki taraftan da baf alsın. Kulübe koltuğu. Kulübe koltuklarını saymadı bu arada. Saydı mı? Döküm şömine. Kulübe yüklüğü. Ya birbirinden benzersiz itemler kullanıyoruz şu an. Ama ee, ne yaptığımızı bilmiyoruz abi gerçekten yani ne yaptığımı bilmiyorum. Konser ve yemek. Savaş mı hazırlanıyor? Savaş stoğu mu yapıyor? Çağdaş bir buzdolabı. Ve buraya bir elektrik odun. Ne bildiğim bu ne bu? Şöminenin etrafı için. Şaraplık. Vantilatör. Hayret sen vantilatöre karşı değil misin ya? Oğlum yaptığım en boş ev bu arada. Yani belki benimkinden bile boş kral gaz şişesi küçük dekorasyon ee, mesaj bana geldi efendim. On bundan nasıl 6 tane isteyebilirsin ya? Saçmalık lamba 3 tane kavanoz ve bir duvar dekoru isteniyor. Allah aşkına gidelim şuradan ya. Bilader yaptığım en boş evdi bu arada. Yaptığım en boş evdi yani. Herif niye bunu yaptırdı bilmiyorum. Efendim bu sıfırdan zirveye emlakçı olma serisi Mamış Bey sardıysanız ne mutlu efendim. Yani hoşunuza gitmesine sevindim. Biliyorsunuz bütün yayın tekrarları zaten abonelere özel kalıyor. E, hepsinde babuş adam yayında yazıyor ama oynatma listesinde bir arşivimiz var. Oradan görebiliyorsun her şeyi. <laughs> Oradan görebiliyorsunuz efendim her şeyi. tam işi teslim ettik. Ee, Bebek bakıcılığı görevi de bittiği zaman level alacağım diye düşünüyorum. Hemen uzman birini gönderiyorum bu arada. Borulardan biri gene patlamış. Adam şey. Oyuncu. Tamam puan verildi. Bana bir seviye daha ver be. 80 bin dolarda param var. Kiracının ihtiyaçlarıyla ilgilendim. Artık lütfen level almış olayım şunun işi bitsin de. Evet 17 level oldum efendim. Nihayet, nihayet. Yani artık seviye almış olmanın vermiş olduğu bir mutluluk da var çünkü artık Kiraya verilecek odaları açabiliyorum biliyorsunuz benim evlerden biri e, Aylardır boş bekliyordu artık o evlerden biri boş beklemeyecek e, Bir de evi ahıra e, çevirmişsin ben sana özel temizlik hizmeti almıyor muyum Bir i̇şte hani benim evim nerede e, Ben sana özel temizlik hizmeti almıyor muyum alıyorum deprem sigortası, temizlik e hizmeti haftalık mı geliyor? Deprem sigortası aktif değil. Neden abi? Aktif olmalı. Arada banklanıyor demek ki. Temizlik falan da yapalım şöyle. Ha temizlik hizmeti adam evde yokken geliyor. Anladım. Bizim bütün her şey otomatik ödeme faturasında bu arada. Otomatik ödeme talimatında. Şimdi diğer evi e, kiraya verip artık böyle biraz eksi 500 dolar ödemeden sürekli vergi ödemesinden kurtulup e, şey yapacağız. Kiraya verilecek odalar 4 kare odano 3 ve odano 4 var. E, küçük bir ücret karşılığı açık eve davet edeceğini ekleyebilirsin. Ha, cinsiyet, yaş, karakter, iş, Hmm. Abi ee, iş bana şey var ya memur var abi gangster yönetici kütüphaneci kütüphaneci var ya bana kütüphaneciler gelsin iki tane kütüphaneciyi kiralayın burayı diyeceğim de kütüphaneciler burayla ilgilenmez ki ya hiçbir odak modak eklemiyorum getir bakayım eve nasipte kim varsa o gelsin. Kaliteli mobilya ile dizdim ha. Aa tabii tabii. Kaliteli mobilya. Valla Mamiş Bey ne zaman isterseniz bütün yayın tekrarları emrinize amade. Elektronik ekipman sorunu. Geldim. Televizyon pahalı lan. Helal lan amca. İşte amcama boşa yetenek basmadım. Adam tamir etmeyi başardı. Beklettim kira için fazladan ödeme. Elba bu eve bakış açın nasıl? Daire güzel. Daire yetersiz. Daire yetersiz. Bokumu yiyin. Senle bir konuşalım. Sen 44 yaşındasın. Ee, nesin abi? Kişisel antrenör. 95 bin dolar maaşı var. Sana odalardan birini 180 günlüğüne vereyim ama 1500 dolar kar istiyorum. Ne diyorsun? Çok ee, çok düştün sen ya. Abi kira teşviğiyle beraber 1000 dolar alayım bari. Vir 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 1000 dolar vir. 1350. 1350'de de galiba 972 dolar. Tamam. 6 aylık uzun kiraladım bir de. Başardın artık yeni bir kiracım var. Ev iyi, ev düşünüyor. 48 yaşında besteci. 123 bin dolar maaşı var. Gel. Bak bin dolar kar var. Çok bir şey istemiyorum. Senin o dediğin para hayatta olmaz. İyi bir rakam var. Sıçmayayım Gagan'a. 890. La ben niye bu evleri istediğim fiyata satamıyorum la? 950 son 500 dolar kar. İyi ver anasını satayım ver. Bana fark etmez abi iki tane şeyim var yani iki tane kiracım var. O evden ben her türlü kar alacağım. Aa 500 dolar nakit bonus. Kiracım beni sevdiğinden 500 dolar nakit avans verdi. Aylık 8000 dolar oranında nakit akışına ulaş. He canım görürsem söylerim. 8000 dolar nakit avansa erişecekmişim. Selam ne haber Samet canını fazla sıkmamaya çalışacağım. Gözüşürüz. Göz, gözüşürüz. Ee, bunlar iş gereğiydi. Belediye başkanını bile atarım. Lan beni öteki öteki evim ne kadar kazandırıyor bana şu an? Lan tek kiracıdan 1500 dolar kar ediyorum. iki kiracıdan 1000 dolar kar ediyorum. Bu bir kar değil ki kardeşim. Biri spora basmaya gitti. Buzdolabının kapağını açık bırakmışsın. Aa dur dur dur. Kardeşim size Netflix üyeliği vereyim. Ee, 6G internet bağlantısı falan takmadık mı ya? Aa ev paylaşım ruhsatı yaptığımız zaman e, aynı anda aynı evi daha fazla kişiye verebiliyoruz galiba. İnternet falan niye veremiyorum ya buraya? Çiçek ve televizyon hizmeti sevmiyor. Error vermiş gibi bu arada var ya. Geçenki göçmen evi mi? Aa bizim iki evimiz var. İki evimiz de birbirinden iyi. Sana saray yavrusu yani adeta. Herkesin kendi odası, kendi dairesi var. Mesela buranın nesini beğenemediler acaba? Ben onu merak ediyorum. Para olarak bana net 3000 dolar kar kalıyor da. Ee, sırf şu an var ya şey bonusu var ya, Kira bonusu var diye. Kira bonusu olmasa sıçtık. İnternet, ısıtma, Netflix falan her, her şeyi veriyoruz abi. Daha ne verelim yani adamlara? Hemen alabileceğin evler var. 271 bin dolar. Bir de hemen demiyor mu? Bir de hemen demiyor mu? Eminim alırım abi. Eminim alırım. Ee, şöyle yapalım sevgili dostlar. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım. Gelecek bölümlerde The Tenants kaldığı yerden devam edecek. Esenlikle kalın. Bay bay.